Evet sevgili dostlar, TV Kadıköy'deyiz. TV Kadıköy, Kadıköy Türkiye'nin en değerli mecralarından birini yarattı. Özgür konuşuyoruz. Özgür konuştuğumuz için de yeni bir medya yarattığımızı düşünüyoruz. Kadıköy insanların keyifle geldiği ve özellikle de tiyatronun neredeyse tüm Türkiye'ye ses verdiği bir alana dönüştü. Bugün benim çok sevdiğim, tanıdığım için mutlu olduğum ama oyunculuğunu zaten öteden beri çok sevdiğim bir arkadaşım bizle olacak, oluyor. Biraz tiyatro konuşacağız ama sanki onunla özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü derken tiyatrodaki karşılığından da söz edeceğiz. Kim olduğunu söyleyeyim de siz de zaten bana hak vereceksiniz. Sevgili Tülay Günah, hoş geldin. Hoş bulduk. Tülay, aslında en sondan başlayayım. Seni belki de genç kuşaklar ya da yeni tiyatro izleyicisi çok başarılı olarak, çok bir işin zor bir işin altından kalktığını görerek genç abiyle yaptığınız ardı ardına çok önemli oyunlarda izledi. Tabii sen devlet tiyatrosunda çok önemli işler yapıyordun ama genç abi bir ekol, ayrı bir dünya ve ayrı bir okul herhalde. Oradan başlayalım. Özel tiyatroda hem de genç Erkal'la olmak az buz bir iş değil herhalde. Yani büyük bir şans benim için. Bunun farkındayım ve sonuna kadar kullanmaya ve Yenci Arkalı sömürmeye çalışıyorum. Onunla aynı sahnede olmak, sahnenin dışında da birlikte onunla sohbet etmek, onun deneyimlerinden faydalanmak benim için çok çok önemli. Çünkü beni zenginleştiren bir insan Genco abi. Buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Sürekli ondan yeni şeyler öğreniyorum. Gerisinde büyük bir tiyatro geçmişi var. Bir sürü oyuncuyla çalışmış. Bir sürü Türk yani bir sürü oyunlar sahnelemiş ve bunların hepsi gerçekten de çıtası çok yüksek işler. Bizim Genco Erkal'la ilk kez yolumuz ben Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndayken kesişti. 27 yaşındaydım o zaman. Mehmet Ulusoy simyacı sahnelemek için Türkiye'ye gelmişti Fransa'dan. Çok iyi hatırlıyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle bir röportaj vermişti Genco Erkal. Bir oyuncu arıyoruz. Yani bir kadın oyuncu arıyoruz ama bir türlü hani bulamadık falan deyince benim de devlet tiyatrosu bağlantım var. Hani çok zor, mümkün değil olarak görüyorum hani böyle bir şansı yakalamam. Ya keşke dedim hani şu oyunda ben oynayabilseydim diye içimden geçirirken Genco Erkal Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na Bir Delin Hatıra Defteri oynamaya geldi. Oyunda ya büyülendim yani hiç daha önce görmediğim bir oyunculuk, çok kendine has, kendine özgü bir oyunculuk biçimiydi. Biz de o dönem Zengin Mutfağı oynuyorduk. Bir gün kaldı sanıyorum Diyarbakır'da. İzledi. Evet. Sonra geri döndü. Daha sonra biz İstanbul Tiyatro Festivali için 12. gece Işıl Kasaboğlu yönetmişti. Şeye gittik, İstanbul Festivali'ne oyunumuzu oynamaya gittik. Ve oyuna Mehmet Ulusoy geldi büyük bir ihtimalle işte oyuncu aradığı için. Demiş ki Genco Erkal'a ben demiş o oyuncuyu istiyorum. Feste rolünü oynamıştım, soytarı rolünü. Bir gün telefon çaldı ve açtım işte Tülay'cığım işte ben Genco Erkal böyle böyle Mehmet Ulusoy seni sahnede izlemiş ve oyuncu olarak işte seni istiyor falan deyince inanamadım çünkü gerçekten de hani o röportajı okuduğumda aklımdan geçen şeyleri biliyorum. Demek ki bir şeyi yürekten isteyince onlar oluyormuş. Simyacıda da böyle cümleler vardır ya bir şeyi gerçekten istersen olur diye. İlk işte 27 yaşında simyacıyla Emre Kınay'da oynuyordu. Serüvenim başladı. Ben de seni ilk orada Emre ile birlikte öyle mi? İzledin mi? İzledim tabii. O zaman çünkü İstanbul'da kıyamet kopuyor. Oyun evet çok dolu. Ses getirmiş. Simyacı benim. Romanı çok tutmuş. Evet. Genco Erkal nasıl bakacak bu meseleye? Nasıl bir yakın? Mehmet Ulusoy falan çok ilginç evet, bir rejiydi. Evet enteresan bir işti o. Tabii şey de herhalde Genco abi de Vasıf Öngören de seni izlemesi de ayrıca bir evet. Tepo. Çünkü onların politik tiyatroda en önemli yazı. Aynen, evet, evet. Şimdi Genco abi deyince orada şuradan da konuşalım istiyorum. Genco abi Türk Edebiyatı'na bir tiyatrocu olarak herhalde en çok emek veren isim oldu. Çünkü ustaları sahneye taşıdı. Senle de çok ilginç örnekler oldu. Mesela ben farklı mekanlarda, Han'da falan farklı mekanlarda sizi izlediğimde çok heyecan duymuştum. Mekanla birlikte değişen evet. bir oyunculuk. Ve ben aynı oyunu 3 kere izlediğimde 3 kere lezzet duymuştum. Bu mekan ilişkisinden de biraz konuşalım mı? İstanbul'da çünkü şu anda yeni mekanlar da yaratılıyor.
oyuncuyu nasıl etkiliyor? Evet, bu konuda da çok ciddi sıkıntılarımız var. Çünkü pandemiden dolayı artık kapalı salonlarda oynama durumumuz gerçekten hani yok gibi bir şey. Çünkü insanlar da korkuyor, gelmek istemiyorlar. O yüzden açık hava sahnelerine ihtiyacımız var. Mesela yurt dışında, Avrupa'da bu yapılıyor. Yani tarihi bir mekanın içinde birçok oyun izlediğimi hatırlıyorum ve büyülendiğimi hatırlıyorum. Çünkü o doğal dekor, kuşlar, ağaçlar, rüzgarın sesi yani oyuna başka bir boyut katıyor. Ki vardı mesela Rumeli Hisarı'ndaki vardı. Mahvedi. Orada ne oyunlar izledik biz. Maalesef şu anda hiçbir şekilde kullanılamıyor. Bu tip durumları da elimizden kaçırdık. Belki orada gerçekten bir daha yüksek bir mücadele verseydik belki kaçırmayabilirdik. Bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Ve şu anda da biliyorsunuz Genco Erkal bu konuda da tweet attı. Yani açık hava sahnesi bulamıyoruz ve oyunlarımızı oynayamıyoruz diye. Bu konuda o bir de o açık havada o mekanla bütünleşen oyunu tadı bir başka oluyor. O bir doğal dekor. Yani o büyülü, masalsı bir şey. Sanki başka bir dünyada mışsın gibi bir his veriyor. Bir masalın içine giriyorsun gibi. Ama bunu kullanamıyoruz. Ama buna karşı çıkan mesela tarihçiler de var. Yani tarih alanların bu şekilde kullanılmaması. Çok haksız. Yani, ya bana da öyle geliyor çünkü hani Avrupa'da onlar da çok bir işte kilisenin bahçesinde. Kilisenin içinde de bile ikisini birleştiriyorlar. Oynadık. Londra'da biz bir kilisenin içinde oynadık ve inanılmazdı yani. Çok büyülü bir atmosferdi. Bence de ben de bu fikre katılmıyorum. Ya yani orada şey yapıyorlar işte yok ses desibeli bilmem ne falan. Yani öyle bir şey yok aslında tiyatroya zarar verecek. Hayır bence. Yani bu yapılıyor. Yani yapılıyorsa bizde niye yapılmaz? Kaldı ki ben artı bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim insanımız tarihi mekanları bilmiyor. Bu vesileyle oraları binme imkanı evet, da var. Evet. Mesela Ali Paşa Hanı'nı geldiniz, izlediniz. Bilmeyen birçok insan vardı. Bu oyunla birlikte, yaşamaya dair oyunuyla birlikte keşfettiler orayı. Tabii çok bence de o mekanlar İstanbul'a da çok uygun. Ayrıca başka yerlerde evet, de var ama evet. İstanbul'a da... Şeyde oynadık Kadıköy Lisesi'nin bahçesinde oynadık. Evet. Güneşin Sofrası'nda Nazım Lebri. Yani şunu hatırlıyorum. Yağmur başladı. Ben dedim ki Genco abi herhalde iptal ederiz oyunu. Yani insanlar ıslanacak. Hayır dedim. Oyun iptal. Olur mu Genco abi yani sırılsıklam olacak insanlar. Hayır iptal etmeyeceğim dedi. Biz başladık. Ya nasıl bir yağmur yağıyor biliyor musunuz? Hadi biz neyse hani ben oraya giriyorum, çıkıyorum bilmem ne sürekli bir yağmurun altında kalma durumu yok. Seyirci kıpırdamadı. Bu herhalde tiyatro seyircisinin tutkusunun da bir göstergesi. Evet, ya evet. O yağmur altında sizle evet. Buluşmak çok da kötü evet. Bir duygu değil. Ha, ömrüm boyunca hatırlayacağım. Evet, çok evet, lezzetli evet. Bir şey. Şimdi Tülay sen en son Kaldırım Serçesi'nde ben izledim. Oyunun devam edememesi pandemiye denk gelmesi oldu. Çok ağır bir darbe aldı tiyatromuz evet, sadece evet. Siz değil. Oyun özelinde konuşmayacağım şu anda çünkü bir daha izlenme imkanı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim. Riskli bir işe kalkıştın çünkü Gülüz Hanım'ı kaybettikten hemen sonra değil mi şey oyun oynadı. Ama Gülüz Hanım'ın haberi vardı. Ha, onu diyeceğim. Tabii. Gülüz Hanım'la konuştuğunuzu ya da bu işin yapıldığını biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın? Çünkü o da iddialı bir Kaldırım Serçesi seçimi. Evet. Yani şöyle tabii. Evet riskliydi, tehlikeliydi ama çok çalıştım. Yani bunun bir öncesi var. 2 yıl gibi bir süreç. Hı-hı. O şarkılara... bir de bir şeyi taklit etmemem gerekiyor. Kendi tarzımla onu seyirciye yansıtmam gerekiyor. O şarkıları takdim etmem gerekiyor. Bu da ancak çalışarak olur. Gerçekten 2 yıl boyunca sadece o şarkıları dinledim. Yanımda Yiğit Özatalay gibi yine yaşamaya dair de düzenlemeli, müzik düzenlemelerini yapan arkadaşımız vardı. 2 yıl boyunca onunla çalıştık. Çok yani güzel. Öyle bir 3 ayda hadi yapalım gibi bir durum söz konusu değildi. Bu süreçte de gerek çok büyük yönetmen, yazar, Başar Sabuncu'nun çok sevgili eşi Candan Sabuncu'yla iletişim halinde oldum. O bana Başar Sabuncu'nun notlarını verdi, onları işte inceledim, kitaplarını verdi. Gerek Gülüz Hanım'la aradım, haber verdim ve... Bana çok önemli şeyler söyledi. Benim kafamı açan,
demek ki hani böyle yapmalıyım diye yani bir sürü kıymetli düşüncelerini benimle paylaştı. Ve en büyük hayalim de Candan Sabuncu ve Gürül Suri'nin o gün premiere gelmesi, izlemesi ve onlardan acaba nasıl bir geri dönüş olacak? Hep bunu hayal ediyordum. Beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi diye. Maalesef ikisini de ard arda kaybettik. Ama biraz ben, onların anısını oldu zaten bu oyunda. Ben o gece oradaydım ve şunu düşündüm. Hatta buradaki bence önemli sorulardan biri bu oyunculuk üstüne düşünen insanlar adına da. Açık söyleyeyim, televizyonla birlikte şu duygu bende giderek daha arttı. Bir tiyatrocu tiyatrocular var, has tiyatrocular var. Bir de adı tiyatrocu olan ama ne zaman sahneye çıktığı, hangi oyunu oynayıp oynamadığı da biraz meçhul olan arkadaşlarımız da var. Daha çok onlar televizyondan biliniyor. Sen öyle değilsin. Televizyonda yaptığın işler ne olursa olsun... Sen tiyatrocu, tiyatroculardan oldun. Sanıyorum bir kere bu tercih gibi geliyor bana. Kesinlikle. Değil mi? Yani tiyatro olmazsa nefes alamıyorum. Peki bu bizde rahmetli Atilla İlhan'ın şu eleştirisine ne dersin? Ben tabii tamamen karşısıyım ama Atilla abi, tiyatro demode bir sanattır. Dolayısıyla tiyatro küf kokar, tiyatroya gitmenin de alemi yok derdi. Halbuki bugün baktığımızda dünyada da Türkiye'de de inanılmaz rejiler var. Eskiyor mu tiyatro yoksa her gün yeni mi? Hayır, tiyatro eskimez. Yani öyle bir, ben asla böyle bir düşünceye katılmıyorum açıkçası. Nitekim pandemide de farkındaysan Enver, biz bir sürü önemli tiyatro, işte National Theatre, Şabüne gibi tiyatrolar oyunlarını online olarak sergilemeye başladılar. Biz bu şansı yakaladık ve bu çok önemliydi. Çünkü bir taraftan da dünyayı da takip etmemiz gerekiyor. Yani sadece ülkemizdeki durumları değil, yani tiyatro durumlarını değil. Dünyayı da takip etmemiz gerekiyor ve ne kadar ileride olduklarını, hem oyunculuk, hem sahneleme, reji, dramaturji, yani bunlara da şahit olduk. O yüzden yani kendi bulunduğumuz, durduğumuz yerden bakarsak yanlış olur. Yani çünkü orada biraz daha acımasız olabilirim. Yani geride olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Orada şunu tartışalım mı? Bu kayıttan önce seninle konuştuk. Ben sanatta, tüm dallarda ama tiyatroda da özellikle başka bir yöne giderken teknolojinin varlığının bizde giderek şapkadan tavşan çıkarmaya döndüğünü, oysa ki tiyatronun en önemli unsuru oyuncu. Bu dengeyi nasıl tartışırsın, düşünürsün? Biraz da ondan sonra müzik, dans ve onların iç içe geçmesini de konuşalım ama teknoloji sence tiyatroda nerede durmalı? Yani ne kullanacaksak kullanalım. En rafine olan, en sade olan, en basit olan şeye ulaşmak zorundayız. Ne kullanırsak kullanalım tiyatroda. Dans, müzik, teknoloji. O da bir birikimle ve vizyonun geniş olmasıyla, dünyada olup bitenleri takip etmeyle oluyor. Rafinelik ve o basitliğe, sadeliğe ulaşmak önemlidir. Ve bu istersen teknolojiyi kullan, istersen başka bir şey kullan. Yani bunun bence bir önemi yok. Yani bir süzgeçten geçmesi lazım kullandığın şeylerin, kendi süzgecinden. Benim orada şöyle bir tarifim var, bilmem katılır mısın? Yönetmen neyi kullanırsa kullansın oyuncuyu unutmamalı, oyuncuyu yutmamalı diye düşünüyorum. Evet. Yani yönetmen imzası ne olursa olsun oyuncunun varlığını hesaba katmalı. Şimdi tiyatroda ben şeye inanan biriyim. Yönetmenin yönetmene inanan biriyim. Ve maalesef ülkemizde çok az, yani çok az yönetmen. Yaratıcı. Bu konuda ya evet. Bu konuda şanssızız. Yani yetiştiremedik diye düşünüyorum. Var gençlerden, tabii ki istisnalar var, birkaç isim sayabiliriz ama bu konuda, çünkü tiyatro yönetmenle var olan bir şey. Biz aracıyız. Oyuncular aracıdır. Yani biz yönetmenin dünyasını, dünya görüşünü yansıtmada bir aracıyız aslında. Yani yani bizler sanatçı değiliz. Yönetmen sanatçı, yazar sanatçı. Ki yazar sıkıntımız da biliyorsunuz hani tiyatroda. Tabii hep oldu. Oldu, hep oldu. Yani hani doğruları söylemek gerekiyor bu konuda. Bu yönetmen eksikliğini ben çok çok hisseden biriyim. Ve bu beni çok derinden üzüyor açıkçası. Peki şunu da biraz konuşalım istersen.
Şimdi Genco abi bizim edebiyatımızın önemli isimlerini ardı ardına sahneye şu ya da bu şekilde bazen tek bazen başka biçimlerde taşıdı. Şeyleri geçiyorum. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk dönemlerini, evet. Onları ben belgelerden biliyorum ama yaşımın yettiğinden itibaren söylüyorum. Mesela bir Can Yücel, tabii ki Nazım, Aziz Nesin, bunların hepsini ardı ardına yaptı. Tülay'ın tarafından bakarsak, bu büyük yazarlar Genco abi yapıyor. Sen şu anda Türkiye'nin en yetkin oyuncularından birisin. Mesela bizim edebiyatımızdan kadınların da sahnede olması fikri mesela. Çok ne canlı. Düşünüyorsun? Bir Tezer Özlü, bir Sevgi Tabii Soysal. Tabii ki. Zaten konuştuk. Yani evet, yazılmalı bence. Ve bizler oynamalıyız. Ya, mesela böyle oturup düşündüğünde ben şununla özdeşlik kurarım dediğin oluyor mu? Mesela bir Leyla Erbil'i Türkiye'ye pek bilmez. Tezer Özlü, Leyla Erbil. Tabii ki. Tabii ki. Bunların ne kadar büyük... Gülten Akın. Gülten Akın. Mesela böyle bir şey deneyecek misin? İsterim, çok isterim. Ama işte metin önemli. Yani çok ayakları basan sağlam bir metnin olması gerekiyor. Hadi şimdi Tezer Özlü oynayayım gibi. Tabii. Yani değil. Yani sana bu bir de belki... Demin içeride de konuştuk. Yani ortak bir çalışmayla olabilir bu. Yazarla oyuncunun iç içe olur. İç içe olması. Belki yazar, evet. Yönetmen, oyuncu. Evet. Her çok kimse. Öyle yani. Yaratılabilir, oluşturulabilir. Ben mesela Türkiye'de Suat Derviş'in de çok unutulduğunu düşünüyorum. Bir kadın olarak, bir komünist olarak. Büyük bir isim. Oralardan da bakma ihtiyacı duyuyorum. Bizim topraklarımızın da bu güçlü, bir hayli güçlü edebiyatçıların taşınması gerektiğini... Enver, senin çok güçlü bir kalemin var. Neden yapmıyorsun böyle bir şey? Hadi yapalım. Hadi. Ya bu değerli bence. Sana şunu soracağım. Bu biraz bizim oyuncularımızın belki de Türkiye'nin ikliminden dolayı sakındıkları bir şeydi. Şimdi bu Genco abiye açılan en son dava, çeşitli sanatçıları artık fiziki müdahaleler. Yani bence iki tür müdahale var. Salon vermemek, tiyatroya saldırmak demektir. Hı hı. Bir, fikirlerini söylediği için dava açmak, saldırmaktır. Bir de fiziki olarak da artık insanlara saldırıyorlar. Sen politik tiyatro yapmaktan kaçınmadın. Yani hatta birçok insanın ya bunlardan uzak duralım dediği bir dönemde Türkiye'de toplumcu tiyatronun örneklerini Genco abiyle de yaptın. Belki önümüzdeki dönemde başka şeyler. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tiyatronun toplumsallaşması adına bu duyarlılık önemli. Kendini bir yerde görüyor musun? Bir ekol bağlamında görüyor musun? Yani bir toplumsal bir sorumluluk hissediyorum. Yani hissetmemem mümkün değil. Ve yaşamın politik olduğunu düşünüyorum zaten. Yani bunun da tiyatrodan ayrı yani... Çok baş başa giden şeyler. Yani sabun köpüğü oyunlar hiçbir zaman zaten ilgimi çekmedi. Yani bu eller havaya hadi bilmem ne gibi oyunlara sadece o oyunlar politik oyunlar. İşte Brecht mesela, Aziz Nesin, Nazım Hikmet. Bunlar edebiyat tarafı da çok güçlü olan yazarlar. Bunların sahneye taşınması ve buradan eğer bir oyuncu olarak da bu sorumluluğu hissediyorsanız inanılmaz bir keyif alıyorsunuz. Çünkü bir sanatçının... Mesela şimdi Ferhan Şensoy'a geleceğiz muhakkak ama yani bu insanlar nasıl insanlar biliyor musunuz? Genco Erkal. Bunları örnek aldığım için buradan gireceğim. Bu çağın insanları, yani bizim normalleştirdiğimiz, bizim alıştığımız, bizim kanıksadığımız şeyleri, bir takım rezillikleri... fark etmemiz için debelenen insanlar. Varlıkları da bunu işaret ediyor sürekli. Evet. Ve bu o kadar kıymetli ve o kadar önemli bir şey ki. Yani o insanlara pamuklara sarıp bizim tutmamız gerekiyor. Değil böyle yargılamak ya da ne bileyim işte Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosundaki mücadelesi, inadı az buz bir inat değildi. Yani çok çok önemli. O yüzden de kendimi hep zaten eskiden beri buna yakın hissettim. Ve bu sorumluluktan asla, bu toplumsal sorumluluktan asla vazgeçmek istemedim. Peki şöyle düşündüğün oluyor mu? Bazı insanlar bunu söyler. Ya ben artık Genco Erkal'la yeterince oynadım. Şimdi alıp başımı giderim, kendim bakarım. Yoksa her zaman Genco Erkal bir yerde vardır. O ekolde her zaman olurum duygun oluyor mu? Başka işler yapsam bile. Yani Genco abinin nasıl bir projeyle geldiği önemli tabii. Mutlaka bana uygun bir şeyse
gelir. Uygun değilse de zaten biliyorsunuz mesela Şah Damarım yaptı. Ondan önce işte Göçmenler oyununu yaptı. Ben Genco abiyle her zaman aynı sahnede olmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Bir gurur duyarım yani. Şimdi izleyicilerimizin bir kısmının bildiği, belki de bir kısmının bilmediği ama bizim seni izleyen, takip edenlerin yakından bildiği bir özelliğin var. Sen bir oyuncuda aradığımız en önemli meselelerden biri olan ve izleyiciye büyük lezzet veren şarkı söyleme ve dans etme konusunda her oyunda bir parantez açıyorsun. Tabii Kaldırım Serçesi zaten tamamen böyleydi ama evet. Sen bir Yiğidim Aslanım söylüyordun ki Genç abiyle beraber orada tüylerimiz diken diken oluyordu. Bu şarkı söyleme meselesi sende nedir? Bir de mesela biraz bu Yiğidim Aslanım'dan mırıldansan da biz de duysak buradan olmaz mı? Tabii ki seve seve. Yani şarkı söyleme meselesi büyük bir ihtimalle evet bir yeteneğim vardı. Yani küçüklükten beri vardı böyle sağlam bir şey. Sağlam kulak. Evet vardı. Fakat daha sonra tiyatroya girdikten sonra hoca çok önemlidir. Çok iyi bir şan hocamız vardı. Geliştirdim. Daha sonra işte bu bizim kuşak öyle ailesinden para alan hani baba bana para verdi yani bir kuşak değil yani. Hani o yüzden de para kazanmam, okumak için, aileme de yük olmamak için para kazanmam gerekiyordu. Bir caz grubumuz vardı. Cazda para kazanmak için birebir. O zamanlar öyleydi. Öyleydi. Hatta hatırlarsın Nostalji Bar vardı Naşide Göktürk'ün. Bilmez miyim? Oralarda biz inanılmaz programlar yaptık ve tıklım tıklımdı. Ya da ne bileyim Eylül vardı. Hatırlarsın. Replik vardı. Biz böyle... Yaşlanıyor muyum acaba diye. Vay ve çok çok güzel anılar tabii evet. Bunlar. Ben çok güzel hatırlıyorum. Mesela klavyecimiz Tolga Çebi'ydi. Tabii. Şimdi Türkiye'nin en önemli tiyatro bestecisi. Ya da saksofon Meriç Demirkol en önemli. Yani ve küçüktük yani. Hani. Ve biz böyle kendi istediğimiz müziği yapıyorduk. Tabii oradaki süreç bana inanılmaz bir deneyim kattı. Ama o zor bir iş. Çok zor bir iş. Yani barda şarkı söylemek çok, çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Saatlerce yani. Çünkü dinleyicinin de çok niteliklisine denk gelmiyorsun. Arada ilgi dağılıyor. Konser değil çünkü. Tabii, o ilgiyi tutmak çok... Tabii çok önemli. Aslında oyunculuğun için de önemli o ilgiyi dağılmak. Kesinlikle. O zaten o süreç bana çok çok şey kattı. Ama sonra yani bunu yapmak istemediğimi biliyordum. Yani oradan belki başka bir yol da seçebilirdim. Albüm falan. Sonra yapabilirdim gelmiştir aslında. Gelmiştir teklif. Geldi. Fakat hep tiyatro benim için bir aşk olduğu için yani herkese şunu dedim. Yani ben bunu para kazanmak için yapıyorum. Benim asıl hedefim devlet tiyatrosuna girmek tabii. O zamanlar çok önemli bir şey devlet tiyatrosuna girmekti. Ve nitekim her şeyi bırakıp Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na gittim ve insanlar inanamadı yani nasıl böyle bir. Çünkü o zamanlar Diyarbakır'da olağanüstü hal var, terör zirvede yani korkunç bir ortam var. Nasıl böyle bir şeyi bırakıp da ya işte tiyatro aşkı böyle bir şey galiba. İyi ki de yaptım, hiçbir zaman pişman olmadım. Daha sonra şeyi fark ettim ya ben böyle bir yeteneğim varsa eğer, karaktere bürünerek şarkı söylemenin çok daha keyifli bir şey o da, olduğunu. İlginç ve güç bir iş aslında. Yani o hep onu istedim. Yani Tülay söylemiyor o, oradaki. Evet, evet. O zaman hadi seninle konuşmuştuk. Şu Yiğidim Aslanım'ı ne denir ona talk show gibi oldu ama bence söyle kayıtlı bulursun. Yoksa kesersin. Kesin. Şu sığlanım ufak tefek yolları ağrıdan sızıdan tutmaz elleri tepeden tırına şiir gülleri yiğidim aslanım burada yatıyor. Bugün efkarlıyım. Açmasın güller. Yiğidimden kara haber verdiler. Demirden döşey, taştan sedirler. Yiğidim aslanım
burada yatıyor. Bunu çok alkışladık biz ama sen söylerken. Tülay, Ferhan abiye gelelim. Evet. Ben herhalde bir Tarık abi de çok sarsılmıştım. Evet. Günlerce üzüldüm. Tarık abiyle anılarımız aklıma geldi. Bir de bizim açımızdan şöyle bir duygu oluyor. Az önce senin Genco abi de söylediğin gibi. Yani bir efsane. Ve efsane bizim Tarık abiyle bir Paris gezimiz vardı. Orada konuştuklarımız falan çok sarsılmıştım. Genco abiyle de ileri yaş... Ferhan abiyle de ileri yaşlarda çok yakın oluyorduk, konuşuyorduk, söyleşiler yaptık. Ben bir Ferhan Şensoy'a aşığıyım halen de öyle. Türk tiyatrosunda önemli bir damar, önemli bir ekol, üslup getirmeyi başarmış çok büyük bir isim. Erken yaşta yitirdiğimizde kesin. Her seferinde de söylüyorum, maalesef Türkiye'de onun kitaplarının, yazarlığının sanki yokmuş gibi davranan evet. da bir kesim var. Halbuki evet. çok da büyük bir yazar evet, evet. Ferhan evet. abi. Ses tiyatrosu da acılı bir şekilde şu anda İstanbul'un bir varlığı. Ferhan abi için biraz konuşalım. Bir de senin sosyal medyada yayınladığın bir şiir var. Evet, evet. O nasıl oldu? Ya şöyle oldu. Biz Asi dizisi yani 2007-2008 yıllarından bahsediyorum. Asi neredesiniz o sırada? Antakya'dayız. Yani bizim benim babam memleketindesiniz. Evet, Antakya'dayız. Asi dizisinin setinde işte bir set arasında ben bu şiiri çok severdim. Yani Tuncel abi de o kadar güzel okurdu ki böyle her Tuncel an... Tuncel Kurtiz. Tuncel Kurtiz, evet onu da analım, büyük ustayı. Onu her yakaladığımda Tuncel abi ne olur ne olur şu şiiri bir okur musun, şu şiiri söyle diye yalvarırdım ve beni hiç kırmazdı. Fakat benim öyle şey bir alışkanlığım yoktur. Böyle her şeyi kayıt altına alayım falan gibi öyle bir derdim hiç olmadı. Ama bu alınır. Şimdi bir gün dedim ki ben Tuncel abi dedim bunu yani kaydedeyim. Seni zaten espri yapıyor videonun başında. Hayır dedi. YouTube'a verirsin falan. Verirsin diye. Evet. Ya ne vereceğim ya falan diye. Yani. Ben de oradan şımarıklık yapıyorum. Gerçekten de böyle bir fikir asla ve kata yoktu. İyi ki kaydetmişim. Kesin. Bunu böyle bir flash diskin içindeydi bu şeyler işte kayıtlar. Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümüydü. Bu dedim bende neden duruyor? Bunun asıl sahibi Menent Kurtiz. Yani bu Menent ablaya göndermem gerekiyor bunu. Yani çıktı çünkü unutmuşum ben o kaydın olduğunu. Ve Menent ablayı aradım. Menent ablacığım böyle böyle dedim. Bende böyle bir kayıt var. Sanıyorum sizde bulunması gerekiyor bu kaydın. Çok mutlu olacağınızı düşünüyorum dedim. Menent ablaya gönderdim. Ferhan Şensoy'a da ulaşmasını istedim. Kızı Ferhan Şensoy'la zaten o dönem Fi dizisinde tanışmıştık. İyi bir ilişkimiz vardı. Ferhan'cığım dedim böyle böyle bir kayıt var istersen dedim. Ferhan Şensoy'a da bunu ulaştıralım dedim. O da Ferhan Şensoy'a ulaştırdı. Ve daha sonra Menent abla dedi ki Tülay dedi. Bunun dedi böyle ben de sen de birkaç kişide kalmasını istemiyorum. Bunu yayınla dedi bana. Ben tabii ki seve seve başında da diyorum yani YouTube'da yayınlayayım. Ne yayınlayacağım ya falan. Tabii Menent ablacığım eğer siz istiyorsanız tabii ki dedim. Ve Menent ablanın isteğiyle bu kaydı ben bundan sanıyorum kaç yıl önce ilk kez 3-4 yıl önce evet, mi? Yani sana, ben uzun yıllardır yıl bilirim bunu. Yani 3-4 yıl evet, bilirim. Bunu yayınladım ve bomba etkisi yarattı. İyi ki de yayınlamış. Şundan dolayı ben Tuncel Kurtiz'de Ferhan Şensoy'u çok tuhaf bir soruşturmada en son izlemiştim. Zaten başlı başına orada bir duygu var, bir dünya var. Ve Tuncel Kurtiz'de Ferhan abi arasındaki ilişkiyi de hissediyorsunuz. Ve sanki şöyle düşündüm. O şiiri de Tuncel Kurtiz'den başka kimse de okuyamaz. Yani sanki o onun aynen, için. Aynen, kesinlikle ve, aynı duygudayım. Yani çok ilginç. Sana son iki soru soracağım. Bunlardan bir tanesi dizilerde oynuyorsun ve ben şöyle bir duyguya kapılıyorum. Dizilerde şimdi bir sürü genç arkadaşımız var. Bunların kaçta kaçı oyuncu, kaçta kaçı değil. Çoğu zaman anlamış değilim. Hı-hı. Çünkü isimlerini de bilmiyorum. Bunu bir övünç olarak söylemiyorum ama biz yani izleyemiyorsundur. Artık televizyon yani açılmıyor artık kimsenin evinde. Bir de
açık söylemek gerekirse insanlığın başına Amerika'nın bela ettiği en korkunç şeylerden birinin romantik komedi denen ne olduğu belli olmayan bir hal var. Yani düşünsene evet. romantik komedi. Çok güzel bir kız, çok güzel bir oğlan. Herkes nedense hep zengin ve çok sığ çatışmalar ve 8. sınıf espriler ve fenalık geliyor. Ama mesela benim kuşamdan sanatçılarımda hepsini tanıyorum. Bir kısmında arkadaşım falan. İşte oraya gittin. Benim çok üzüldüğüm bir şey. Bizde oyuncu eskirmiş gibi davranıyorlar. Sanki 30'una gelen oyuncu artık erkekler için de böyle eskiden kadınlar için sanki oyunculuk melekesini yitiriyormuş gibi düşünüyorlar. Analım yakınlarda büyük Nedret Güvenci yitirdik. Oyuncunun yaşı yoktur. Oyuncu her yaşta bir rüya yaratır. En güzel örneği de Genco abi. Genco. Nasıl hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Hani bu bence dizi meselesinin en zayıf tarafı senaryolar ve bu gencecik insanların bir anda halk kahramanına dönüşmesi ve bir o kadar da çabuk kaybolması. Eleştirel bakıyor musun bu meseleye? Ya şöyle bir şey, ben kendi adıma konuşayım. Yani böyle bir genelleme yaparak konuşmayı çok tercih etmiyorum bu konuda. Hassas da bir konu çünkü. Çok, evet. Çünkü evet çok severek... Bu işi gerçekten hani severek yapan insanlar var ama bu işi yapmak zorunda olan insanlar da var yani. Bir taraftan oradan ciddi bir ekmek kapısı sahne arkası ve sahne önü tabii, için. Tabii. Zaman zaman tabii ki bazı kaliteleri yani kötünün içinde iyiyi seçmeye çalışıyorsun. Bir kere zaten çok mükemmel bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü yani 150 dakika falan yani o kadar uzun ki yani yazık. Yazan insana da yazık. Yani oradan iyi bir şey çıkmaz. Yani çok zor. Ben şöyle yapıyorum. Tiyatro zaten hayatımda hep var. Yani oradan sonsuz bir tatmin duyuyorum. Tatmin alıyor. Ne denir? Pardon düzelt. Yok bence güzel söylüyorsun. Bir doyum mu yaşıyorsun? Yaşıyorum. Ruhsal oyuncu olarak. Aynen. Mesela bu son yaptığım işte bu bir Güney Kore uyarlaması. İkimizin sırrı. Ve uyarlayan da Özen Yula. Özen'in işi. Şimdi Özen sağlam bir edebiyatçıdır. Sağlam bir kalemdir. O yüzden mesela hiç düşünmeden bunu kabul etmek istedim. Çünkü işin içinde Özlem var. Özen var. Ve senaryo ilk sıradadır biliyorsun. Tabii hele dizide yani, ölümcül. Ölümcül. Evet aynen. O yüzden hani bazı dengeleri, bazı durumları kendi lehine çevirmeye çalışıyorsun. Ya da mutlaka keyif alacağım. Ya ben bunu yani oynarsam evet ya yani keyif alacağın hale getirmeye çalışıyorsun. Bir de ekip güzelse eğer, canla başla çalışıyorsa, herkes iş odaklıysa yani olmuyor yani. Orada bir mükemmellik aramıyoruz zaten. Evet. Son soru. Sezon açıldı ya da açılıyor. Gerçi artık sezon var mı onu da bilmiyorum. Yazın tiyatrolar biraz soluk almaya başladı. Evet aldığımızdık. Ne olacak acaba? Ama bir şey söyleyeceğim. Şaşırtıcı bir lezzet de var. Onu da söylemek isterim. Tiyatrolar dolu. Yani açık havalar doluyor. İnsanlar özlemiş. Doluyor, evet. Şeyleri yalnız bırakmadı. Sanatçıları yalnız bırakmadı. Ne oynayacaksın? Yani tiyatrosuz yapamazsın. Bir hazırlığın var mı? Aslında var ama söylesem mi bilmiyorum. Bana söyle kimse biz bizeyiz. Yani yaşamaya dair devam edecek. Genç abiyle. O sır sayılmaz. O sır sayılmaz evet artık kaç yıl oldu 2013'ten beri tabii. Oynuyoruz. Şimdi Emre ile bir görüşüyoruz Emre Kınay'la. Siz zaten eskiden beri arkadaşız. Eskiden beri arkadaşız. Çok da severim. Oyunculuğumu da çok beğenirim. Ama şimdilik söylemeyeyim. Oyunu söylemiyoruz. Oyunu söylemeyeyim. Emre'yi söylüyoruz. Emre'yle evet. Böyle bir inşallah her şey yolunda giderse tekrar bir kapanma, tekrar pandeminin hani çünkü giderek artıyor. Yine vallahi, bir farkındaysanız artıştayız yani. Evet de Tülay'cığım ahali aşı olursa bunu açacağız bu kadar basit. Ve fakat çok... Aşı karşıtı. Çok aşı karşıtı var. Aşı karşıtı olmak bence bilim karşıtı olmak. O da ayrı mesele. Evet. Bu haber iyi. Onun evet yapmayı istiyoruz. Ama yani bugün bile başlasanız herhalde bir iki ay provası falan. Yeni yıl yani 2022 gibi. 2020. Yani bu projede yine Genco Erkal elini üstümüzden çekmedi. Onu söyleyebilirim. Bu arada ben de sana bir şey hatırlatayım. Öyle bitirelim. Aykırı soruları CNN Türk'te yaparken... Senle Genco abiyi davet etmiştik. Hatırlar ya mısın? Ne güzel program. Çok güzeldi. Kapıyı kim çalıp davetsiz gelmişti? Emre. Evet Emre. Çok güzel programdı. Güzel. Ne kadar güzeldi o aykırı sorular. Ne kadar güzel kovuldum sana anlatamam. Çünkü bizi kovarlarken telefon açmaya gerek duymuyorlar. Mesajla
kovuyorlar. Onları da yaşadık. Ya burada olduğundan çok memnunum. Bitirirken şunu da söylemek istiyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda dolu dolu tiyatro konuşabileceğimiz koşullar olur da tiyatrocu arkadaşlarımız bu beladan evet, kurtulurlar. Bir an önce kurtuluruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Emre'ye. Sevgili dostlar, TV Kadıköy'de alternatif bir aracı kullanıyoruz, hep söyledim. Ve burada ben daha çok sanatçı dostlarım olmak istiyorum. Tülay ile ilgili şunu söylemek isterim. Sahnede izlememiş olanlar çok büyük bir şey kaçırıyorlar. Çünkü Tülay az önce Yiğidim Aslan'ın nasıl yumuşacık söylediyse, oyunculuğunda da o inceliği hep gösteren, hep kıvamında oynayan bir arkadaşım. Öte taraftan da dediğim gibi oyuncunun er meydanı sahne derler. Bütün seyrettiklerinizi kenara koyup Tülay'ı sahnede görün. Anlaşılan o ki Genco abiyle gördüğünüz gibi bir de Emre ile göreceksiniz. Görüşmek üzere. TV Kadıköy'de kalın. Ben buraya emek vermeye devam edeceğim. Mutluyum. Hoşçakalın.